demokrasinin en alt birimi. Hemen başlayalım. Hatay'ın ilk belediye web televizyonundan, Antakya Belediye TV'den iyi akşamlar diliyoruz değerli seyirciler. Her hafta Perşembe günü olduğu gibi, her hafta Perşembe olduğu gibi bu hafta da Antakya Belediye Başkanımız, çok değerli Başkanımız Sayın İsmail Kimyeci ile bir aradayız. Efendim, yoğun çalışmalar devam ediyor. Antakya Belediyesi durdurak bilmiyor ve bu Antakya Belediyesi ailesinin çok kıymetli lideri Antakya Belediye Başkanımız Sayın İsmail Kimyeci'ye gündeme dair sorularımız olacak. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Hayrettin Bey. Bugün biraz heyecanlıyım, kusurumuza bakmayın Sayın Başkanım. Efendim ilk olarak dünden başlamak istiyorum. Dün Sayın Valimizin başkanlığında Antakya'mızın ve Defne ilçesi de dahildi buna, muhtarlarımızla bir koordinasyon toplantısı ve istişare oldu. Bunlarla ilgili başlayalım isterseniz. Neler söylemek istersiniz başkanım? Tabii Antakya'mızda biliyorsunuz 95 tane mahalle muhtarımız var. Defne ilçemizde 36 mahalle muhtarımız var. Sayın Valimiz Hatay'a görev için geldiği ilk andan itibaren başta Antakya'mız olmak üzere Hatay'ımızın Büyükşehir kapsamındaki 15 ilçesiyle ilgili geleceğe Hatay'ımızı hazırlama konusunda birçok vizyon projelerinin devreye girmesinde başta milletvekillerimiz, bakanlarımız ve hükümetimizle şehrimize yapılacak yatırımların önünü açma konusunda çok özel gayretler olan değerli bir devlet adamı. Böylelikle şehrimizde gerek ilçemiz gerekse Hatay'ımızın diğer ilçelerle ilgili Büyükşehir'e ilk kez girmiş olmamızdan kaynaklı bu sistemle ilgili aynı zamanda bir duayen ve geçmiş süreçteki bürokrasideki tecrübesi ve mahalli idareler genel müdürü olması münasebetiyle Büyükşehir yasasının hazırlanmasında bir fiil emeği olan değerli bir devlet adamı. Dolayısıyla Hatay'ımızda ilk kez böyle bir uygulama olduğu için bir takım organizasyon ve bir takım görev tanımlama noktasında gerek kurum ve kuruluşların, gerek ilçe belediyelerin, gerekse büyükşehir ve ona bağlı kuruluş olarak HASSU'nun görev alanları açısından bir koordinasyon yaparak, aynı zamanda bir öncülük ederek, yol göstererek bizlerin daha sağlıklı görevlerini yerine getirmesi hususunda bizlere destek oluyor Sayın Valimiz. Aynı zamanda bu konuda aksayan yönlerin giderilmesi hususunda bütün ilgilileri bir arada bir koordinasyon içerisinde toplamak suretiyle hizmetlerin aksamaması bağlamında önerileri ve bizlere gösterdiği istikamette hizmetlerimizi böylece yapabiliyoruz. Bu açıdan birlikteliği, beraberlikleri sağlama konusunda da özverili çalışmaları var. Bizler de Antakya Belediyesi olarak Antakya'mızın 95 mahallesini bir bütün olarak hizmetlerimizi yapma gayretinde olduk. Bu güzel toplantılarda muhtarlarımızla bir arada olmak suretiyle gereken hizmet akışını eksiksiz ve yerinde olma konusunda, yerindelik açısından takibini yapıyoruz. Biz ekibimizle beraber Antakya Belediyesi ailesi olarak Sayın Valimizin şehrimize geldiği ilk andan itibaren bizlere talimatı olan hizmetleri, aynı şekilde hükümetimizin çalışma programında olan ve bizlere belediye başkanı olarak aynı zamanda Büyükşehir Meclis Üyesi olarak talimatları var hizmete ilişkin. Hatay'ımızın önünü açacak her türlü projede ve aynı zamanda ilçemizi geleceğe taşıyacak birçok önemli hizmetlerde her zaman ön açıcı olmaya devam edeceğiz. Bu konuda gerek ilçe gerek Büyükşehir kapsamında şehrimizin Türkiye'mizin en kalkınmış illeri arasında yer alması bizim temel yaklaşımımız. Onun için hem kendi görev alanlarımızda olan gerek altyapı, gerek sosyal, kültürel, teknik belediyecilik ve spor konusunda bütün alanlarda biz çalışmalarımızı uyum içerisinde kanunların, mevzuatların bize verdiği, aynı zamanda vatandaşımızın bizden talep ettiği hizmetleri yerine getirme konusunda gayretlerimiz devam edecek. Sayın Valimizin zaman zaman belli periyotlarla il genelinde bir koordinasyon toplantısı, aynı zamanda bölge müdürlerinin de davet edilmesi suretiyle hizmet önünde
hiçbir aksakla mal vermemek konusundaki titizliği çok önemli. Onun liderliğinde gerekli çalışmayı yapıyoruz. Aynı zamanda bizler Antakya Belediyesi ailesi olarak belli program dairesinde bütün 95 mahallemizi, başta muavinlerimiz, daire müdürlerimiz ve bütün mesai arkadaşlarımız, aynı zamanda teşkilat yöneticilerimizle birlikte ziyaret ediyoruz. Bir yandan mahallemizdeki müşterek ihtiyaçları en güzel şekilde yapabilmek, hem bir yandan yaptıklarımızı hem de yeni yapacağımız görevleri hizmet noktasında gerekli arzuları, istekleri, varsa gözümüzden kaçan şikayetlerin çözüme kavuşması konusunda yeni hizmete ilişkin talepleri alıp gereklerini yapıyoruz. Bunun için çok yönlü, farklı kulvarlarda ama aynı hizmete amaç edindiğimiz hizmet çalışmalarımız devam edecek. Efendim biz de Antakya Belediye TV olarak o koordinasyon toplantısını bizzat yakından takip ettik. Orada gerçekten muhtarlarımızın birçoğu gerek kanalizasyon gerek içme suyu noktasında şikayetleri oldu. İstek ve talepleri oldu. Bu yüzden buna bağlı olarak 11 Mayıs'ta yapılacak HatSu Genel Kurulu toplantısı ayrı bir önem taşıyor ve sizin de bu konuda çok önemli gayretleriniz, çalışmalarınız var. Yeni yapılacak bu HatSu Genel Kurulu toplantısında içme suyu fiyatlarıyla ilgili özellikle vatandaşlarımızın çok büyük beklentileri var. Bununla ilgili mahkeme kararları da mevcuttu bildiğiniz gibi. Bu toplantıda neler bekliyorsunuz efendim? Tabii yapılacak HatSu toplantısı yılda iki defa yapılıyor. Mayıs ayında yapılacak birinci olan toplantı bizim için çok önemli. Öncelikle Antakya'mızın 95 mahallesinde, birçok mahallemizde doğal kanalizasyon sistemi mevcut değil. Mevcut olanların büyük bir bölümünde ilave yapılması gerekenler var. İçme su şebekesinin olmadığı mahallelerimiz var. Dolayısıyla bizim bu konuda 95 mahallemizin ihtiyaç duyduğu, bir yandan temiz, kaliteli, içilebilir suyun ulaşabilmesi konusunda gerek şebeke döşeme çalışması gerekse ona bağlı tüm iş ve işlemlerin yapılmasını, hızlı bir şekilde programa alınması ve yapılmasını takip etmek görevimiz. Bir yandan bu konuları, bir yandan her türlü atık ve kanalizasyonla ilgili şebekesi olmayan mahallelerimiz var. Bunların hızlıca yapılmasını takip etmek ve gereklerini, her türlü bize düşen hizmetleri gerek ilçe düzleminde gerekse büyükşehir kapsamında HatSu genel kurul üyesi olarak takip etmek bizim vazifemiz. Bu hizmet yatırımlarını takip edeceğiz. Böylece aynı zamanda bunları takip etmekle yetinmeyip derelerin, çayların temizlenmesi, ıslah edilmesi ve bunların hızlı bir şekilde bir açık kanal görüntüsünden kurtulmasıyla ilgili hizmet taleplerimizi bu çerçevede dile getireceğiz. Bugüne kadar Sayın Valimizin liderliğinde birçok koordinasyon toplantısı oldu. Antakya'mızla ilgili şehrimizi ilgilendiren mahallelerimizin müşterek ihtiyaçlarını defaatle dile getirmemize, yazılı dosyalar takdim etmek istememize rağmen bunlar maalesef alınmadı. Teslim alınmadığı için hizmet akışında sıkıntılar oldu. Meclis toplantılarında dile getirmemize rağmen bunlar çok fazla kayda alınmadı. Bütün bunların hesabını HatSu olan toplantısında milletimiz adına gereklerini yerine getireceğiz. Ve bir an önce bu aksaklıkların giderilerek yerinde gerek kanalizasyon çalışmaları, gerekse bunların arıtma sistemlerine hızlı bir şekilde bağlanmasını, derelerin ıslahını, temizliğinin bir an önce yapılmasını, takibini ve koordinesini o çerçevede dile getireceğiz. Aynı zamanda şehrimizi ilgilendiren su fiyatlarıyla ilgili yüksek su tarifelerinin tekrar gerçek maliyet esasını dikkate alarak, hesap edilerek fatura edilmesi, yeni ücret tarifesinin belirlenmesini yapacağımız bu toplantıda dile getireceğiz. Biliyorsunuz bu konuda fahiş bir şekilde yüksek bir zam ortaya getirildi ve bu konuyla ilgili maliyetleri ve yapılan faaliyetleri, rakamları manipüle ederek milletimizin
ondan sonra cebiden fazladan kaynakların, imkanların alınmasına sebep olundu. Onun için bu gerçeğin üzerinde yüksek olarak fatura edilen ve vatandaşlarımızın canını yakan yüksek su faturalarında bir an önce gerçek maliyet esasına ilişkin fatura edilmesi, yeni ücret tarifesinin belirlenmesi takibi bizim birinci görevimiz. Bu çerçevede bunun milletimize verdiğimiz gibi, sözün gereği gibi su fiyatlarının düzeltilmesini takip edeceğiz. Biliyorsunuz en son yapılan Kasım ayındaki toplantılarda arka arkaya 3 kere büyükşehir kapsamında halk su toplantıları oldu. Burada kanunlara, nizamlara, mevzuatlara uygun olmayacak bir şekilde bir tarz izlendi. Bunun yanlış olduğunu, önce 2016 yılı ile ilgili su fiyat tarifelerinin önce belirlenmesi gerektiğini, ardından birim fiyatları, ücretler belirlendikten sonra bütçenin meclis gündemine ayrı bir madde olarak gelmesi gerektiğini ifade etmiştik. Hal böyle olmasına rağmen hiçbir şekilde Büyükşehir Başkanı, HatSu Genel Başkanı sıfatıyla bunları ayrı ayrı maddeler halinde getirmedi. Tüm ikazlarımıza rağmen bizim hazırladığımız komisyon olarak aynı şekilde detaylı bir şekilde belirtilmiş olmasına rağmen bunlar komisyon raporları oylatılmadı ve iki madde ücret tarifesi ile bütçe aynı maddenin içerisine konmak suretiyle bütçenin meclisten geçmemesi Büyükşehir Başkanı'nın bu gereksiz tavırları yüzünden böyle bir sıkıntı yaşanmasına sebep oldu. O açıdan biz Antakya Belediye Başkan sıfatıyla aynı zamanda HatSu Genel Kurul Üyesi olarak yapılan işin yanlışlığını dile getirerek ve böylece vatandaşımızın yüksek faturalar ödemek zorunda kaldığını, aynı zamanda bütçesinin sıkıntıya girdiğini bu yanlış uygulamalarla, dolayısıyla bu faaliyetle ilgili alınan kararların yürütmenin durdurulması çerçevesinde mahkemeye vermiştik. Mahkeme bizim tezlerimizi, düşüncelerimizi haklı buldu. Ardından yürütmeyi durdurma kararı alındı. Büyükşehir tabi bu yanlışa devam etti. Bir defa üst mahkemeye itiraz etti. Üst mahkemeye konuyu yansıttı. Biz tekrar konunun takibini yaptık ve üst mahkeme bizlerin bu konudaki dile getirdiği ve Hatay İdare Mahkemesi tarafından da uygun görülen yürütmeyi durdurma kararını teyit etti. Dolayısıyla Büyükşehir'in yapmış olduğu yanlış kanun mevzuat çerçevesinde yüzüne vurulmuş olundu. Şimdi bize düşen Mayıs ayında yani yapılacak olan, önümüzdeki hafta yapılacak olan genel kurul toplantısında biz suyun fiyatını 1 lira 29 kuruş artı KDV vergiler olacak şekilde inşallah meclisimizden milletimizin bize verdiği talimat çerçevesinde geçireceğiz. Meskenlerdeki su fiyatının 1 lira 29 kuruş artı vergiler. Aynı zamanda diğer gerek iş yerleri gerekse diğer hizmetlere ilişkin yüksek zamları ortadan kaldırmış olacağız. Milletimizin ricasını emir telakki ediyoruz. Onların gereklerini mecliste ortaya koyacağız. Efendim tabii Hatay Büyükşehir Yasası ile birlikte yetki konusunda halen vatandaşlarımızın kafası karışık. Bunu da şuradan anlıyoruz ki özellikle sosyal medya üzerinden mail yoluyla, faks yoluyla Antakya Belediyesi'ne otopark konusunda talepler geliyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz efendim? Otoparkla ilgili neler yapılıyor? Ya da Büyükşehir'in yetkisinde olan bir durum mu bu? KOME diye bir birim var bildiğimiz kadarıyla. Evet. Tabii otopark konusu bildiğiniz gibi yasal açıdan binaların içerisinde ya da altında ondan sonra yasalarda öngörüldüğü şekliyle belli ölçüde otopark sayılarının yerinde gösterilmesi lazım. Otopark yerlerinin tespit edilmesi, çok belirtilmesi lazım. Ancak bu konuyla ilgili parselinde otopark yeri yeterince gösteremeyen veya kentsel yenileme kapsamında sökülüp yeniden yapılan binaların birçoğunda
varsa bile otopark maalesef iptal ediliyor. Bunlarla ilgili de herhangi bir yasal olarak harç ve vergi alınmadığı için vatandaş kendi rızasıyla kendi binasında otopark yapamıyor. Dolayısıyla biz bu konuda sıkıntılıyız. O açıdan imar ruhsatı alması zorunlu olan ve yeterince otopark gösteremeyenlerde otopark yaptırılmak üzere otopark hesabına resmi olarak para talep ediliyor ve bu hesaba, otopark hesabına yatırılıyor. Antakya Belediyesi olarak yeni verilen inşaat ruhsatlarından dolayı otopark bedeli yatırılan bugüne kadar 2 milyon 750 bin lira bir para hesaplarımızda aktarıldı. Biz aynı aldığımız bu hesapları milletimizin verdiği bu kaynağı 45 günlük bir zaman dilimi içinde Büyükşehir'in otopark hesabına yatırdık ve şu ana kadar yatırdığımız 2 milyon 750 bin lirada Antakya sınırlarımız içerisinde bir tane dahi araç için bir otopark yeri, kapalı otopark yeri ilave yapılmadı. Dolayısıyla şu ana kadar bu 2 milyon 750 bin lira kullanılmak suretiyle Antakya'mızın merkez konumunda olan mahallelerinde ihtiyaç olan iş yerlerin yoğun olduğu yerlerde otopark faaliyetine başlansaydı şu anda ihtiyaçların büyük bir bölümü çözülmüş olacaktı. Maalesef para yok, para yok diye bir ağ tutturmuşlar gidiyorlar. Oysa ki milletimizin verdiği ve Antakya Belediyesi olarak tahsil edip Büyükşehir'in otopark hesabına yatırdığımız 2 milyon 750 bin lira hiçbir şekilde kullanılmadı, atıl bir şekilde bir kenarda duruyor. Eğer bu para kullanmış olsaydı mahallelerimizin bu konudaki beklentileri karşılanmış olurdu. Onun için başta otopark olmak üzere hat su konusunda ve diğer büyükşehir konusunda yasaların emrettiği çerçevede biz gelirlerimizin %40'ını aktarmış oluyoruz. Şu ana kadar Antakya Belediyesi olarak 79 milyon 600 bin lirayı büyükşehir ve hat su'nun hesaplarına aynı zamanda otopark bedeli olarak yatırdık. Sadece bizim yatırdığımız para nereden baksanız yaklaşık 80 milyon oldu. Bu bir tek Antakya İlçe Belediyesi'nin yatırdığı Büyükşehir'in hesaplarına kaynak. Yeni bir kaynak oluşturmuş oluyoruz. Aynı zamanda Antakya'nın dışında 14 tane ilçenin de yatırdığı paraları düşünürseniz bu paraları koyacak yer bulamazsınız. Onun için biz diyoruz ki bu paralar repoda, sağda, solda kalmasın. Milletimizin ihtiyacı olan gerek hat su kapsamında temiz, kaliteli, aynı zamanda ucuz içme suyunun milletimize sunumunda, aynı zamanda kanalizasyon şebekelerinin yapılması, arıtma sistemlerinin yapılması gibi işlerde bir yanda yasanın öngördüğü Büyükşehir'in görev alanına giren, şu anda saymakla bitiremeyeceğimiz birçok vazifesi, ev ödevleri olan alanlarda kullanmasını bekliyoruz. Ve bunun da sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Sayın Başkanım, Antakya çok tarihi ve otantik ve mistik havasıyla çok kültürlü, çok medeniyeti zengin bir şehir. Siz Antakya Belediyesi olarak üstlendiğiniz misyonla Antakya'nın tarihi noktalarına, tarihi mekanlarına yeniden tarihteki layık olduğu görünüme kavuşturma adına çok önemli hizmetler gerçekleştiriyorsunuz. Eski buğday pazarı bunlardan bir tanesi. Gerçekten orası çok önemli ve çok değerli bir, güzel bir görünüme kavuştu. Hem bu projeden bahsederseniz bir de buna benzer projeleriniz olacak mı efendim? Tabii Antakya'mız çok önemli. Büyük, kadim bir şehir. Neredeyse milattan önce 100 bin yıl geçmişi olan tarihi buluntulara baktığımızda böyle derinlemesine birçok kültürlerin bu bölgede yaşadığını biliyoruz. Ve kadim bu şehrimiz, özellikle Asi Nehri'ni düşündüğümüzde şehrimiz ikiye bölünüyor. Antakya'nın doğu yakası olan tarihi Antakya'mızda restorasyon faaliyetlerini çok önemsedik. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Batı yakasında ise yeni kurulan Antakya'mız var. Orada da kentsel dönüşümle şehrimizi geleceğe taşıma konusunda çok özel gayretlerimiz var. Ben tabii sorunuz çerçevesinde Antakya'mızın kadim, aynı zamanda iş yerinin ve ticaretin merkezi olan
çarşımızı bu anlamda çok önemsedim. Ve ne zaman dolaşsak, ne zaman esnafımızı ziyaret etsek, burada daha fazla insanın gelebildiği, Antakya'mızın bir yandan o tarihi dokusunu, güzelliklerini görürken, bir yandan o zengin ve eşsiz damak lezzetinin olduğu mutfak kültürünü tanıma konusunda özellikle Uzun Çarşı'mıza ve Antakya'mızın diğer birbirinden güzel çarşılara gelerek alışveriş yaptıklarını biliyoruz. Esnafımızın gelen insanın sayısını arttırmak, ticaretini geliştirme konusundaki talepleri bizim için çok önemliydi. Ve esnafımızın bu ricasını bizler emir telakki ettik, gereklerini yaptık. Onun için Antakya'mızın o tarihi resimlerine, gravürlere baktığımızda bir meydanımız var. Hayatın, ticaretin ve aynı zamanda kültürlerin bir arada olduğu, bütün farklılıkları zenginlik kabul ederek kardeşlik hukukuyla atalarımızın, büyüklerimizin yaşam sürdüğü buğday pazarı. Buğday pazarı biliyorsunuz geçmiş tarihte yaklaşık 42 tane burada seyyar tezgah vardı. Seyyar satıcı kardeşlerimiz vardı. Ve bunların zor şartlarda ekmek davası devam ettiriyorlardı. Biz bu konuda burada görev yapan esnafımızı mağdur etmeden onların daha kaliteli bir yaşam sürmesi konusunda görüşmelerimiz çerçevesinde büyük bir bölümünü Antakya Belediye'mizin bünyesinde birlikte çalışma konusunda bünyemize aldık. Geri kalan kardeşlerimiz ticaret yapmak istediler. Onlara da alternatif yerler göstererek gerekli katkılarda bulunduk. Sonuç itibariyle buradaki gerçekten gelen misafirlere karşı mahcup olacağımız son derece derme, çatma ve bu konuda neredeyse gökyüzünün görülemediği sıkıntılı bir nokta olan buğday pazarındaki o çirkin görüntüyü yıktık, ortadan kaldırdık ve böylece esnafımızın yüzünün aydınlandığı, gelen misafirlere karşı bizim göğsümüzü kabartarak alnımız ak, başımız dik bir şekilde duruş sergileme konusunda hemen oracıkta Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait olan ve çok kıymetli Vakıflar Bölge Müdürümüzün de katkı ve desteğiyle orayı biz Antakya Belediyesi ailesi olarak kiraladık ve herhangi bir maddi kazanç peşinde olmaksızın kiraladığımız bu yeri açtık. Burada son derece güzel bir park uygulamasıyla ilgili proje yaptık. Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan projemizin onayını müteakip hızlı bir şekilde alanda uygulamasını yaptık. Konusunda tecrübeli mühendislerimizin, peyzaj mimarlarımızın ve her türlü teknisyen kardeşlerimizin katkı desteğiyle parkımızı bitirdik. Tabii bu bizim için çok önemli. Eskiden olduğu gibi buğday pazarı meydanı bir çekim merkezi oldu. Oturma mekanları, aynı zamanda bankları, pergoleler yerleştirdik. Alışverişten yorulan büyüklerin orada çaycılarımızın verdiği güzel çaylarla, kahvelerle onları yudumlarken aynı eski Antakya avlulu evlerde olduğu gibi kumruların seslerini, onların güzel namelerini dinleyeceğimiz bir mekana dönüştü. Buradaki kıymetli esnaflarımız buğdayla her gün bir esnafımız bütün kumruları yemliyor, onları besliyor. Böylece şu anda 200'ün üzerinde kumrumuzun bu bölgeye geldiğini esnafımızdan gururla öğreniyoruz. Tabii bundan büyük bir keyif alıyoruz. Ancak bununla da yetinmiyoruz. Esnafımız bu güzel uygulamaların genişletilmesini istedi. Bu konuyla ilgili teknik arkadaşlarımızla görüştük. Gerekli çalışmaları yaptık. Çok kıymetli valimizin bizleri yönlendirmesi, değerli milletvekillerimizin, kıymetli bakanlarımızın, hükümetimizin desteğiyle biz önce KUDEP birimini oluşturduk. Böylece tarihi mekanları ayağa kaldırma konusunda restorasyon faaliyetlerini bir yandan projelendirmek, bir yandan fiziksel düzenlemeler yapma konusunda çalışmalara girdik. Şu an itibariyle KUDEP biriminde görev alan kardeşlerimiz, onlar eğitim sürecine başladılar ve böylece eğitim süreci bitimini müteakip alanda restorasyon faaliyetlerine hızlı bir şekilde başlayacağız. Böylece esnafımızın bizden talep ettiği hizmetleri hızlı bir şekilde buğday pazarı meydanını bir elbise ya da bir kumaşın
üzerine dökülen yağ lekesi gibi merkez kabul edip oradan çevresine doğru yayılmak suretiyle sırayla başta bütün çarşılarımızı gerçekten Antakya'mızın tarihi kültürel birikimine yaraşır bir şekilde restore faaliyetine başlayacağız ve dönemimizde inşallah büyükşehir kapsamında önce çerçevesinde altyapısının yenilenme sürecine beraber koordine edeceğiz. Ardından fiziksel düzenleme alanların o tarihi Halep taşıyla önce yolların düzenlenmesi, ardından cephe düzenlemeleri şeklinde kirli tabela görüntülerinin kurtulduğu, herkesin kafasına göre sundurmalar çektiği, çadırlar çektiği o kötü görüntüleri ortadan kaldıran bir proje kapsamında örnek bir ticaret merkezi haline döndürerek esnafımızın yüzünün güldüğü, Antakya'mıza gelen insanların mutlu olduğu, gelirken gezip gördüğü ve tadına bakıp beğendiği her türlü Antakya'mıza özgü gerek kahvaltılık ürünlerden gerekse zeytinyağı, nar ekşisi gibi saymakla bitiremeyeceğimiz birçok güzelliklerimizi aynı zamanda Antakya'mızın ve Hatay'ımızın eşsiz endemik bitkilerinden elde edilen o baharat çeşitleriyle hediyelik eşya alarak gerek Antakya'mızdan gerekse Hatay'ımızın bütün özgün kültürünü beraberlerinde taşımalarını sağlamış olacağız. Bu açıdan restorasyon faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Antakya'mız ve Hatay'ımız bir tarih şehri, bir kültür şehri, aynı zamanda bir sanayi şehri, bir tarım şehri. Çok yönlü tabiat güzelliklerinin olduğu bir şehir. Onun için şehrimizin sahip olduğu bütün bu güzellikleri dünya insanlığına göstermek için var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz. Efendim bir taraftan Doğu Antakya olarak tabir ettiğimiz alanları tarihteki layık olduğu görünümlere kavuştururken bir taraftan da insanlarımızın böyle dinlenip nefes alabilecekleri yeşil alanlar konusunda çalışmalarınız çok yoğun gidiyor. Özellikle ben Tahtaköprü'den bahsetmek isterim. Tahtaköprü bu yaz bitiyor diye müjdesini verdiniz ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Hem ondan hem de yeşil alanlar konusunda neler söylemek istersiniz efendim? Tabii Tahtaköprü çok önemli. Çünkü Antakya'mızın yaşam kültüründe tırnak içerisinde seyran evet, tabir ettiğimiz küçük özellikle dönemde. Bir hafta çalışıp hafta sonunda aile büyüklerinin kendi çoluğunu, çocuğunu, eşini aynı zamanda akrabalarıyla birlikte bir hafta sonu istirahat edebildiği ağaç gölgesinde, kuş sesleri altında, cıvıl cıvıl öten kuşların o güzel görüntüsü sesleri eşliğinde dinlenebildiği, bir yandan kahvaltısını, bir yandan yemeğini, en son dönüşte de künefesini pişirdiği evet, ve dinlenmiş bir şekilde haftaya başladığı bir kültür, mesire kültürü. Kilim, onun için, plastik top ve ipi de olur. Tabii değil mi? Fırfırı unutmayacağız. şimdi gençler topaj diyor. Topaj diyor. Fırfırı unutmayacağız. Çocukların korkmadan fırfır çevireceği, gülle oynayabileceği, eskiden lukluk derdik, ondan sonra şimdi misket diyor çocuklar, gülle oynardık. Tabii bu güzel çocuklarımızın hem sosyalleşmesini artırdığı, hem arkadaşlık, dostluk münasebetlerinin geliştiği bir mekan açısından çok önemsiyoruz. Onun için mülkiyeti Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait özellikle 400 dönümlük bir alan, yani 400 bin metrekarelik bir alan bütünlüğünde ilk etapta 120 bin metrekarelik Tahtaköprü, Yıldırım Deresi mevki, piknik ve mesire alanını bu maksatla çok önemsedik. Ve biz yaptığımız çalışmalarla ve Orman İşletme Müdürlüğümüzün ilgili uzmanlarının da onayını almak suretiyle bir defa bu alanda ağaçların hiçbirisine zarar vermeden tam tersine alanda sağda soldaki kayaları, taşları toplayarak herhangi bir çimento kullanmaksızın, doğayı tahrip etmeden ve hiçbir ağaca zarar vermeksizin bu serbest duran taşları, büyükleri iş makinalarını, küçüklerini de insan gücüyle tecrübeli kardeşlerimiz vasıtasıyla topladık. Ağaçların etrafında bunları yerleştirdik. Alan dışından temiz tarım toprağı getirmek suretiyle mesire alanında fiziksel düzenlemeler yaptık. Şimdi inşallah ihale kapsamında fiziksel yeni mekanları da buraya kazandırıyoruz.
bir yandan burada kullanacak su konusunda, sulama su konusunda sondaj ve su deposu yapıyoruz. Böylece az kaynakla bütün bu alanın yemyeşil, pırıl pırıl, tertemiz olabileceği, aynı zamanda otomatik sulama altyapı sistemlerini kurmak suretiyle, keza bir kır lokantası yaparak böylece bu mahalle gelen vatandaşlarımızın eşiyle, dostlarıyla, çocuklarıyla Antakya'mızın eşsiz lezzetlerine ulaşabileceği ücretli mukabil hizmet alacağı bir mekanı hizmetlerine sunacağız. Bir yandan alana girişte çok geniş fiziksel düzenlemelerini yaparak bir otopark alanı akabinde araçları orada bırakarak yukarıya yürüyerek çıkılacağı yol güzergahları, ağaçlar altında oturma yerleri, ondan sonra kebap pişirebileceğimiz barbeküleri, portatif barbeküleri yerleştirerek böylece piknik alanlarında herhangi bir doğayı tahrip etmeden, aynı zamanda ormanlarımızın yanmasına mani olacak fiziksel düzenlemeleri buralarda yapmak suretiyle insanımızın dinlenebileceği bir mekana dönüştüreceğiz. Bulaşıklarını, sebze, meyve ve her türlü hazırlıklar yapabilecekleri 3 tane farklı noktaya mutfak ünitesi hazırlıyoruz. Keza tuvaletleri ayrı ayrı bay bayan olmak üzere mescit alanları tanzim ediyoruz 3 farklı noktada. Böylece bir yanda minik hayvanat bahçesinin olduğu, içerisinde küçük baş ve büyük baş hayvanların olduğu, aynı zamanda tavukların, ördeklerin, kazların yer aldığı ve buraya gelen değerli misafirlerin çocukları tarafından elleriyle beslenebileceği, arzu ederlerse eşeğe binerek, ata binerek gezinti yapabilecekleri ve bunları konusunda uzman gözetmenler nezaretinde yaptırırken, bir yandan da Yıldırım Deresi'nin içerisinde bir yandan temizlik yaparak, bir yandan da yufka göletler oluşturarak, bir yandan çocukların serinleyebildiği, aynı zamanda ördeklerin, kazların o güzel ondan sonra gezintilerinin izlenebildiği bir mekanı oluşturacağız. Böylece sağlık turizmi açısından da biliyorsunuz özel bir dere. Özellikle ayaklarda ya da vücudun herhangi bir yerinde bir egzama, bir mantar ve buna benzer sağlığa aykırı bir takım rahatsızlıklar varsa, onları küçücük balıklar aynı Sivas'ta olduğu gibi geliyor. Küçücük balıklar vücudu bir yandan masaj yaparken bir yandan bir sağlık terapisi yaparak vücudumuzda rahatsızlıkların giderilmesine sebep olan güzel balıklar da var. Şifa açısından da önemsiyoruz. Onun için bu 120 bin metrekare ve ona bağlı diğer alanlarda kısa bir zamanda insanımızın doğayla iç içe ve baş başa olduğu, kendini böyle serin gölgelikli ağaçların arasında böyle enerjisini yüksek bir seviyeye getirdiği güzel bir çalışmamızı kısa bir zamanda bitireceğiz. Ve mübarek Ramazan öncesinde, bayramı öncesinde milletimizin hizmetine sunmuş olacağız. Şimdiden Antakya'mıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah efendim, gerçekten vatandaşlarımız dört gözle bu projenin bitmesini bekliyorlar. Bu yazda inşallah yetişiyor müjdesini aldık Sayın Başkanımızdan. Sayın Belediye Başkanım, temizlik çok önemsediğiniz bir konu ve her ne kadar Antakya Belediyesi'nin yetkisinde olmasa da vatandaşımızın mağduriyetini gidermek için ilaçlamayı da üstlendiniz. Hem temizlik hem ilaçlama noktasında ve özellikle ibadethanelere yönelik çok anlamlı bir temizlik çalışması gerçekleştiriyorsunuz. Tüm bu çalışmalarla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz efendim? Tabii temizlik bizim vazifemiz. Biliyorsunuz yollarla ilgili iki tane cadde bizim sorumluluk alanımızda. Birisi Saray Caddesi, öbürüsü Kurtuluş Caddesi. Evet. Bu iki cadde ile ilgili gerek yapım, onarım, gerekse süpürülmesi, gerekse çöp kutularından çöplerin alınması bizim vazifemiz. Aynı zamanda sokak olarak bildiğimiz bütün alanlar bizim sorumluluk alanımızda, gereklerini yapıyoruz. Onun dışındaki, yani yol genişliği 14 metre ve daha geniş olan caddeler, bulvarlar, hepsi büyükşehirin görev alanına giriyor. Onların süpürmesi, temizlemesi gerekiyor. O açıdan biz kendi alanlarımızda gerekli temizlik çalışmalarını, çöp konteynerlerinin
düzenli bir şekilde temizlenmesini, her hafta düzenli bir şekilde sıcak suyla aynı zamanda dezenfektan maddeler kullanmak suretiyle yıkanıp ilaçlanması vazifelerini yapıyoruz. Bir yandan yeni çöp konteynerleri yerleştiriyoruz. Bir yandan sorumluluk alanımızdaki gerek semt pazarlarının her pazar sonrası sabunlu suyla yıkanması gerekse, başta Saray Caddesi olmak üzere, aynı zamanda Kurtuluş Caddesi olmak üzere haftada bir sabunlu suyla son sistem makina ve ekipmanları kullanmak suretiyle biliyorsunuz temizliyoruz. Böylece gelen misafirlerimize karşı gerek ülke içinden gerek ülke dışından gelen misafirlerin şehrimizden ayrılırken tertemiz pırıl pırıl bir Antakya'ya gittik diye söylemesini çok önemsiyoruz. Bununla ilgili gerekli çalışmaları bundan sonra da daha titiz bir şekilde yapacağız. Bu arada vatandaşlarımızdan bir istirhamımız var. Mutlaka çöplerini düzenli bir şekilde her akşam 20 ile 22 saatleri arasında çöp konteynerlerine bırakmalarını istirham ediyoruz. Bu temizlik açısından trafiğe mani olmadan düzenli bir şekilde çöp toplamamız için çok önemli. Onun dışında Antakya'mızda 95 mahallede ibadethane temizliklerimiz var. Evet. 264 tane ibadethanemiz, biliyorsunuz bunun 196 tanesi cami, 36 tanesi Kur'an kursu, 28 tanesi türbe ve ziyaret, 3 kilise, 1 havra olmak üzere her 15 günde bir düzenli bir şekilde tertemiz pırıl pırıl olması çalışmasını yapıyoruz. Böylece ibadethanelerimizin temizliğini biliyorsunuz çok önemsiyoruz. Amacımız insana hizmet, Allah'a hizmet düsturuyla insanımızın Rabbimize huşu içerisinde ibadetini yapabileceği temiz mekanların olması konusunda bir görev üstlendik. Bu konuda ilgili makamlardan aldığımız izin ve müsaadeler çerçevesinde bu faaliyetleri yapmaya daha titiz bir şekilde devam ettiriyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Türkiye'de üçüncü olarak Antakya İlçe Belediye bünyesine kattığımız halı yıkama makinamız var ki son sistem bir makine. Halımızı her türlü bakteri ve mikroplara karşı derinlemesine nüfuz eden özel kir çözücü solüsyonlar kullanmak suretiyle biliyorsunuz yıkıyoruz. Tertemiz pırıl pırıl bir hale getiriyoruz. Her türlü insandan dökülen deri, saç, buna benzer dışarıdan gelen her türlü yabancı materyallerin uzaklaştığı, aynı zamanda yarım saat sonra yıkamayı müteakip ibadetin mümkün olduğu çok güzel bir hale getiriyoruz. Böylece Türkiye'de üçüncüsü Antakya Belediye'mizde olan temizlik cihazlarını kullanarak çok detaylı temizliği her 3 ayda bir özellikle ibadethanelerimizi bir program dairesinde yapıyoruz. Bu konuda bizlere böyle güzel vazifeler yapmamız konusunda imkan veren kıymetli idarecilerimize de başta il müftümüz olmak üzere bütün din görevlisi büyüklerimize buradan şükranlarımı arz ediyorum. Onların müsaadesiyle bunları yapabiliyoruz. Böylece vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetleri en hassas bir şekilde yerine getiriyoruz. Sadece ibadethanelerimizin bu konuda halılarını yıkamakla, temizlemekle kalmıyoruz. Duvarlar, kapılar, pencereler tertemiz pırıl pırıl ediliyor. Aynı zamanda tuvaletler, lavabolar yıkanıyor, dezenfekte ediliyor. Avlular yıkanıyor. Mevsim şartlarına göre bitkilerin bakımı, tanzimi, budanması gerekiyorsa bunları konusunda uzman mühendislerimiz ve işçilerimiz vasıtasıyla yapmaya devam ediyoruz. Okullara yönelik benzer okullara bir yönelik de, var mı efendim? Tabii var. Okullarla ilgili özellikle Antakya'mızın 95 mahallesinde 207 tane Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okulumuz var. 30 tane de Suriye'den gelen misafirlerin çocuklarının devam ettiği okul. Toplamda 237 tane okul var. Biz ilaçlama ekiplerimiz vasıtasıyla biz okullarımızı bugüne kadar 4 kere dezenfekte ettik. Şu anda 5. turun sonuna yaklaştık. Böylece 5000'e yakın sınıf tertemiz pırıl pırıl dezenfektan maddeler kullanmak suretiyle temizleniyor. Tuvaletler, lavabolar yıkanıp dezenfekte ediliyor. 5000'in üzerindeki sınıf ona bağlı bir şekilde okul idarecileri ve diğer müştemilat ilaçlanıyor.
Koridorlar, lavabolar, perdeler, masalara varıncaya kadar bu dezenfektan maddelerini mesai sonralarında ve hafta sonları olmak üzere kullanarak okullarımızı dezenfekte ediyoruz. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, onların sağlığı, sıhhati ve eğitimden geri kalmaması konusunda her türlü bulaşıcı hastalıklara karşı kamu yararına bu hizmetleri yapmaya devam ediyoruz. Onun dışında sağlık konusunda derelerin ilaçlanması, çayların ilaçlanması, su birikintilerin ve her türlü haşere ve sivrisineğin ilaçlanması konusunda bir görev üstümüze aldık. Diyeceksiniz ki bu görev sizin mi? Hayır, bizim değil. Kitaba baktığınızda Büyükşehir Yasası'na her türlü sivrisinek ve haşereyle ilgili mücadele görevi Büyükşehir'in görevi. Sayın Valimiz de bunu Sayın Valimiz de o toplantıda ifade etti. Biliyorsunuz Büyükşehir'e diyebilirsiniz ya böyle bir görev niye Büyükşehir'de? Sivrisinek ferman dinlemiyor, sınır tanımıyor. Sivrisinek uçmaya başladı mı bir saatte 4 kilometre mesafe alıyor ve bir noktadan diğer bir noktaya en az 20 kilometre kesintisiz bir şekilde uçabiliyor. Dolayısıyla bütüncül ele alınması konusunda Büyükşehir'in bu konuyu yapması kanunda emredilmiş. Ama maalesef ilk kez kurulan Büyükşehir, ilk kez kurulan Antakya Belediyesi bu konuda Büyükşehir üstüne almadığı için belediye olarak, Antakya Belediyesi olarak biz üstümüze aldık. Milletimizi sivrisinek ve haşereye yem etmeme konusunda milletimizin ricasını emir telakki ettik. Bu konuda 13 tane ekip oluşturduk. Şu anda bünyemizde 5 tane veterinerimiz, 2 tane biyoloğumuz, 2 tane sağlık memurumuz ve 13 ekibe yetecek şoför ve konusunda her türlü gerekli sertifikasyona sahip ilaçlama ekibimizle, personelimizle alanımızı düzenli bir şekilde ilaçlıyoruz. Kirlilik derecesine göre bazı mahalleleri işte hava sıcaklığının 18 santigrat dereceyi aştığı zamanlarda uçkun mücadelesine biliyorsunuz başlıyoruz. Haftanın iki günü kirliliğin çok olduğu derelerin içerisinde kanalizasyonların boşaltıldığı yerlerde de haftanın üç günü düzenli bir şekilde 13 ekibimizle ilaçlamaya devam ediyoruz. Böylece bugüne kadar 38.418 defa biz alanda ilaçlama yaptık, mahallelerde ilaçlama yaptık. Yani 38.418 defa. Çalışmalar ne zaman başladı efendim? Larva dönemi. Yani. Larva dönemi işte Şubat, Mart ayında hani belki başlıyor. Akıllara şu gelebilir. Hava sıcaklığının 18 derecenin üstüne çıktığı anda. Zamanlarda başlıyor. 4 mevsim yapıyoruz. Ve biz 365 günü bir bütün olarak düşünüyoruz. Ve 4 mevsim bu çalışmayı yapıyoruz. Özellikle larva mücadelesini de Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart ayının ortasına kadar larva da yapıyoruz. Yumurtlama mevsiminde. Çıkmadan halledelim. Çıkmadan, uçkun olmadan bunları yapıyoruz. Aynı zamanda kanalizasyon şebekelerine sisteme yöntemi diye birçok ileri teknik ve malzemeler, ekipmanlar kullanmak suretiyle yerinde haşereleri öldürmek için çalışıyoruz. Tabii bu çalışmalarımız önemli, artarak devam edecek. Ama tek başına bu yetmez. Çünkü Büyükşehir'in açıktan akan kanalizasyon çalışmalarını önleyerek hızlı bir şekilde kapalı devre kanal sistemlerine aynı zamanda arıtma sistemlerine hızlı bir şekilde tahkim ve ilaveler yapması gerekiyor ki bu konu bir sağlıklı neticeye varsın. Önümüz yaz ve Asineri açık bir kanal görüntüsü veriyor. Hızlı bir şekilde kanalizasyon sistemlerinin Asya akmasının da önüne geçmemiz gerekiyor. Bunu da Büyükşehir çerçevesinde yapılmasını takip ediyoruz. Dün bir muhtarımız değindi bu egzonel kaplamanın olduğu alanlarda, yeşil alanlarda üreyen sinekler de vardı. Siz Antakya Belediyesi olarak orada defalarca temizlik çalışması da yaptınız. Görev ve yetkimiz olmamasına rağmen vatandaşın mağduriyetini giderme adına. O konuda tabii ki Asineri hem sınır aşan bir nehir olması dolayısıyla hem de yasa emrediyor. Evet. Dereler, çaylar, nehirler sorumluluk itibariyle hem temizliği hem bakımı, onarımı, her türlü ıslah faaliyeti Büyükşehir'in görevi. Ancak Büyükşehir böyle bir görev üstlenmediği için
Biz 1 Nisan 2014 tarihinden 31 Aralık 2015 tarihine kadar Asineir yatağının temizlik konusunda tabanında Devlet Su İşleri Müdürlüğü ile işbirliği yapmak suretiyle ıslahat çalışmasında çalıştık. 2016'dan itibaren Büyükşehir'in kendi görevini artık öğrenip yapmasını istedik. Ve biz 2 yıl bu faaliyeti biz kendimiz yaptık. Şu andan itibaren yani 1 Ocak 2016'dan itibaren Büyükşehir'in alanında yapması konusunda kendisine bıraktık. Sayın Başkanım, Antakya Belediyesi'nin en çok takdir gören hizmetlerinden bir tanesi de sosyal belediyecilik ve özellikle eğitim konusu. Tüm sosyal belediyecilik faaliyetleriyle ilgili görüşlerinizi alacağım ama geçtiğimiz günlerde Antakya Belediyesi bünyesinde eğitim ve okuma salonunda kurs gören öğrencilerimiz ve TEOG mezuniyet töreni vardı. Eğitim, kültür, sanat, spor, yaşlılara hizmet noktasında birçok anlamlı hizmeti hayata geçirdiniz. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz efendim? Tabii eğitim bizim için çok önemli. Eğitim, kültür, sanat, spor faaliyetleri Antakya Belediyesi'nin sosyal belediyecilik kapsamındaki en önemli hizmetlerinden bir tanesi. Evet. Bir yandan bu faaliyetleri yapıyoruz, bir yandan teknik belediyecilik olarak fen işleri, temizlik, ondan sonra kentsel dönüşüm ve buna bağlı park bahçe hizmetlerini bir düzen dairesinde yapıyoruz. Onun için bir yandan teknik belediyecilikten bahsettik, birçok konulara temas ettik. Bir yandan da buyurduğunuz gibi eğitim, geleceğimiz olan çocuklarımızı, gençlerimizi vatanımıza, milletimize, devletimize, bayrağımıza saygılı. Aynı zamanda bu kutsal değerlerimizi yüceltme konusunda onların eğitimlerinde çorbada tuzumuz olsun istedik. Aynı zamanda anneye, babaya hürmet eden ve her daim onların yanında olan bir nesil bizim için çok önemli. Ve o açıdan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği ülkemizi, emanet ettiği başta çocuklarımıza ve gençlerimize iyi bir eğitim vermenin her şeyin başı olduğu, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma ülküsünü bizler amaç olarak edindik. Hükümet programlarına da bunlar girdi. Onların gereklerini biz yapıyoruz. Bu kapsamda şu an itibariyle Antakya Belediyesi ailesi olarak 42 tane öğretmen, 50 tane servis aracı ile 61 tane yardımcı personel ile şu ana kadar 8.750 öğrencimize eğitim konusunda ilave destekler veriyoruz. 5. 7. 8. sınıf, aynı zamanda 11. 12. ve 12. sınıf öğrenci kardeşlerimize eğitim konusundaki çalışmalarda destek olmaya devam ediyoruz. Bu faaliyetlerimiz kesintisiz artarak devam edecek. Bir yandan da biliyorsunuz spor konusunda, özellikle hanımlara spor konusunda, gençlere spor konusunda önemli faaliyetlerimiz var ki özellikle 1200 hanım kardeşimize spor yaptırıyoruz ve 3 periyot oldu. Şu an itibariyle gençlerimizin geri kalan zamanlarında kültür sanat faaliyetlerinde de onlara destek oluyoruz. Ve kültür sanat faaliyetlerinden de geri kalmamaları konusunda birçok gayretlerimiz var. Şu anda özellikle hanımların 1200 kişi yapılan bu spor faaliyetleri o kadar benimsendi, o kadar önemsendi ki şu anda 3. turu yapıyoruz. 13 Mart yani spor salonunda. Evet, 3600 hanım kardeşimize ulaşabildik. Onların daha sağlıklı, daha zinde ve gündelik yaşamla ilgili koşturmacadan bir an olsun uzaklaştığı, arkadaşıyla, akrabalarıyla, dostlarıyla, sokaktaki diğer komşularıyla bir yandan sohbet edebildiği, bir yandan spor yapabildiği, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam konusunda daha güzel bir duruma vücudunun gelebildiği ve kendini daha dinlenmiş hissedebildiği bir ortamı oluşturmayı çok önemsedik. Ve hanım kardeşlerimizin daha rahat edebileceği bir ortam olsun diye Antakya'mızın 13 tane spor salonunda anlaşmalar yaptık ve ücretleri tarafımızdan ödeniyor. Bayan beden eğitimi öğretmenler eşliğinde fitness, aerobik, pilates ve her türlü salon sporları kullanılıyor. Böylece zinde bir vücutla
kardeşlerimiz yaşamlarına mutlu bir şekilde devam ediyor. Biz de bundan son derece mutluluk duyuyoruz. Sanat kurslarına geldiğimizde özellikle gençlerimizin ilgi duyduğu enstrümanlarla ilgili işte keman, gitar, ondan sonra ney üfleme sanatı ve birçok müzik aletlerinin konusunda uzman, duayen, konservatuvar mezunu kıymetli öğretmenlerimiz vasıtasıyla kardeşlerimize bu kursları bundan sonraki süreçte de vermeye devam edeceğiz. Kültür kurslarımızda şu ana kadar 750 öğrencimiz kurslarımıza aktif bir şekilde devam ediyor. Spor kurslarımıza da yine 745 kardeşimiz devam ediyor. Bir yandan bunları, bir yandan drama, resim ve diğer güzel sanatlarla ilgili hizmetlerimiz, mozaik taşlarıyla resim yapma konusundaki faaliyetler, giyim kuşam konusunda aynı zamanda elimizdeki kullanılmış ya da yeni elbiseleri farklı biçimlerde kullanmak için moda tasarım kursları, bunları hızlı bir şekilde konusunda uzman kardeşlerimizle yapmaya devam ediyoruz. Böylece bu kurslarımızda birçok vatandaşımızın artarak ilgi gösterdiğini görmek bizleri heyecanlandırıyor. Daha fazla ve daha ileriye taşıma konusunda kıymetli öğretmenlerimizin özel gayretleri ve bu konuda becerisini artırmak isteyen kardeşlerimizin katılımıyla Antakya Belediyesi ailesinin bu yönde sadece altyapı faaliyetleriyle yetinmeyip biraz önce bahsettiğimiz eğitim, kültür, sanat, spor ve sosyal yaşamda ilgi duydukları her alanda onların yanı başında olmaya devam edeceğiz. Şunu da belirtelim ki efendim, bize Antakya Belediye TV'ye gelen, sosyal medya üzerinden gelen şu duruma da çok sevindik gerçekten. Yapmış olduğunuz bu kurslarda, bu salonlarda, bu sınıflarda aileler ilk kez birbirlerini gören aileler birbirleriyle de kaynaşıp yepyeni dostluklar da oluştuğunu gördük. Bu evet. Da ayrıca toplumsal dayanışma adına da çok önemli bir hizmet olduğunu düşünüyoruz biz de. Sayın Başkanım, milletimizin hayır duasını aldığınız çok önemli bir, anlamlı bir hizmetiniz daha var ki, cuma sofraları ve gönül sofraları. Yani her cuma bir camimizde yapmış olduğunuz cuma sofraları, gönül sofraları ve her gün bir mahalledesiniz. Buraya da bir mahalleden, ziyaretten geldiniz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Tabii cuma sofraları çok önemli. Antakya Belediyesi ailesi olarak özellikle Antakya'mızda her cuma günü bir camimizde Antakya Belediyesi yöneticilerimiz, meclisiyelerimiz, teşkilatımız ve kanaat önderlerimizle birlikte biz milletimizle beraber oluyoruz. Oradaki cami cemaatiyle namazı müteakip hasbihal ediyoruz, sohbet ediyoruz. Onların şehrimizle ilgili her türlü arzularını, isteklerini, varsa önerileri, varsa şikayetlerini hızlı bir şekilde başta muavinlerimiz, müdürlerimiz, aynı zamanda kıymetli meclis üyelerimiz ve değerlerimizle birlikte gerekli notları alıyoruz. Anında çözülmesi gereken hizmetleri hemen oracıkta telematlandırıyoruz. Programlanarak yapılması gereken hizmetleri de en kısa zamanda yapıyoruz. Böylece milletimizin hizmetlere ilişkin sıkıntılarını çözme konusunda bir vesileyle yanı başında olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar Antakya'mızın genelinde 37.050 vatandaşımızla cuma gönül sofralarında bir arada olduk. Tabii bu faaliyetler bundan sonraki süreçte de devam edecek. Biz bu faaliyetleri bunlarla da yetinmedik. Aynı zamanda mahallelerimizde gönül sofraları oluşturmak suretiyle bir yandan çocuklarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz, aynı zamanda hanım bacılarımızla birlikte mahallelerimizde toplanıyoruz. Bizi misafirperverliğin en güzel örneklerini gösteriyor mahalle sakinlerimiz, muhtarlarımız, azalarımız ve teşkilatımızla birlikte milletimizin hizmete ilişkin gerek arzuları, istekleri, şikayetleri, varsa önerileri her türlü müşterek ya da kişisel yapabileceğimiz tüm noktaların biraz önce belirttiğim gibi ekibimizle notlarını alıyoruz ve gereklerini en hızlı şekilde yapma gayretlerimiz devam ediyor. Şu ana kadar biz mahallelerimizde
219.500 vatandaşımızla bir arada olduk. Amaç burada bir şeyler yemek içmekten öte bir arada olmak. Özellikle şu anda milletimizin birliği, beraberliği ve millet olma şuurunun en fazla pekiştirilmesi ve kuvvetli bir şekilde dışarıyı göstermesi hususunda hassasiyet içinde olduğumuz bu süreçte bu faaliyetleri çok önemsiyoruz. Bir bütün halinde zengin, fakir demeden hep beraberce bir arada olabilmek, sohbet edebilmek, çocukların, ailelerin birbirleriyle kaynaştığı, aynı zamanda belediyecilik manasında mahallelerimizde bugüne kadar yaptıklarımız ve bundan sonra yapacağımız hizmetlere ilişkin mahalle sakinlerimizden alacağımız hizmete ilişkin ricaları talimat kabul ederek başta şahsım, meclisiyelerimiz ve muavinlerimiz, müdürlerimiz, bütün çalışanlarımızla ev ödevlerimizi alıp bir sonraki ziyarete kadar o talimatları yerine getirme gayretiyle bu çalışmaları yapıyoruz. Böylece Antakya'mızın 95 mahallesine bugüne kadar yapılan hizmetlerimizi bundan sonra daha artarak devamını sağlama konusunda bu sürekli bir periyotla devam edeceğiz. Bu faaliyetlerimize biz gittiğimizde mahalle sakinleri bizleri bir evladı gibi, bir kardeşi gibi sofralarına misafir ediyor. Bizleri bağırlarına basıyor. Ben buradan tüm hemşehrilerime şükranlarımı arz ediyorum. Gittiğimiz zaman ekiplerimiz, özellikle son süreçte oluşturduğumuz Antakya Belediyesi'nin 30 kişilik bir mehteran takımı var ki bölgemizde çok önemli bir liderlik görevi görüyorlar. Hepsi kendi konusunda uzman, mesleki yaşamında kariyer sahibi, aynı zamanda icra ettikleri enstrümanları çalma konusunda da her birisi bir duayen olan kıymetli kardeşlerimizle. Çevre ilçelerden de talepler tabii, gelmeye başladı. Tabii, ondan da gurur duyuyoruz. Böylece mehteran takımındaki birbirinden kıymetli kardeşlerimizin o milletimizin kültüründe ve bağrında atalarımızın geçmişte oluşturduğu ve şu anda da geçmiş kültürümüzde şeref duyarak onları icra ettiğimiz güzel mehter marşlarımız ve türkülerimizi kardeşlerimiz icra ediyor. Tarih şuurumuzu, milli kimliğimizi şu anda yaşayan bizlere ve gençlerimize, kardeşlerimize onlara öğreterek aynı zamanda sahip oldukları millet şuurunun ve tarih kültür derneklerimizin güzelliklerini daha iyi yüreklerimize yerleştirmek için bu faaliyetleri yapıyoruz. Ardından gene çok kıymetli hocalarımızın Kur'an-ı Kerim tilavetleri, şehitlerimiz için okunan dualar, bunları milletçe hep beraber yapıyoruz. Ardından gene tasavvuf müziği koromuz, onlar görev alıyor. Semazen kardeşlerimiz görev alıyor. Burada millet olma noktasında tüm inançların böyle coştuğu, İslami duyguların aynı zamanda geliştiği, pekiştiği ve manevi olarak insan olma, kul olma noktasında kişisel görevlerimizi bir kez daha hatırlamamıza vesile olan faaliyetleri yapma gayretindeyiz. Bu konuda bizleri bağrına basan, bu faaliyetlerimizle ilgili bizlere destek olan milletime buradan şükranlarımı arz ediyorum. Gerçekten Sayın Başkanım her hafta olduğu gibi çok değerli bilgileri Antakyalı hemşehrilerimizle Antakya Belediye TV aracılığıyla paylaştınız. Biz de sizlere şükranlarımızı arz ediyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir vatandaşlarımıza vermek istediğiniz bir mesaj varsa programı izniniz olursa bununla da kapatmak isteriz. Ben öncelikli olarak her perşembe saat 19.30'da başlayan bu Antakya Belediye'mizin web televizyonu aracılığıyla bizleri televizyonları internet üzerinden izleme nezaketinde bulunan tüm hemşehrilerimize dualarını bizlerden eksik etmesinler. Biz onların her türlü hizmete ilişkin gerek sosyal medya üzerinden gerek kişisel hesaplarımız üzerinden bizlere yazdıkları gerek kişisel gerekse hizmete ilişkin her türlü önerilerini, isteklerini, arzularını emir telakki ederek onları en hızlı şekilde yerine getirme
gayretinde olduğumuzu buradan arz etmek istiyorum. Özellikle sosyal medya üzerinden arzu, istek, talep, varsa şikayet, varsa önerisini dile getirecek kardeşlerimizin özellikle kendini tanıtmasını ve iletişim kurabilmemiz noktasında ilgili birimlerimize irtibat kurabilmek için özellikle cep telefonlarını yazmalarını buradan çok özel olarak istirham ediyorum. Hızlı bir iletişim ve hızlı bir hizmeti yerine getirmek için bunu önemsiyorum. Bizleri duasına ortak eden, milletimize hizmet etme konusunda bizlere her zaman destek olan milletimize buradan bir kez daha şahsım, teşkilatım, Antakya Belediyesi ailesi adına, milletim adına sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz efendim. Değerli seyirciler, her hafta Perşembe olduğu gibi Başkan Kimyeci ile Gündem Özel programının sonuna geldik. Ve şimdi sizleri Sokağın Sesi adlı bölümle baş başa bırakırken haftaya yeniden görüşmek üzere. Esen kalın efendim.